Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün çok uzun zamandır konuşulan bir konuya açıklık getirmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz şöyle bir genel kanı vardır. Saate göre ya da ülkeye göre, dolayısıyla saate göre daha fazla ganimet gelir mi? Bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Clash of Clans'ın yayıncısı Supercell çalışanları bunun bir etken olmadığını söylüyor. Yani siz girip de ayarlar üzerinden dilinizi değiştirirseniz o bölgelerden ganimet almadığınız için daha farklı rakamlar almayacağınızı, genel olarak hep aynı rakamları alacağınızı söylüyor. Şu an Türkiye saati 8, akşam 8 ve dilerseniz şöyle yapacağız. Ülke ülke belirli saat aralıklarında belirli ülkelerin dillerine geçip ortalama olarak ne kadar ganimet aldığımıza bakacağız. İlk başta Türkiye'den başlayacağız. Dilerseniz ilk başta Türkiye'den başlayalım. 43.000. Geçelim ikincisine. 53.000, 107.000. Bunları ben bir yandan da not alıyorum. 10 tane olunca şey yapacağız. 16.000, 11.000. Devam edelim. Bu arada saat 8, onu da söyleyeyim. 6.000, 19.000. Devam edelim. Bu dördüncüydü. Beşinci 63.147. Bu arada çok güzel bir köy çıkmasından çok korkuyorum. Güzel bir köy çıkarsa saldıramayacağım. 48, 13. Devam edelim. Şu an 6.'yı yaptık. 7.'yi alıyoruz. 22, 21. Devam edelim. 23, 15. 23, 15. Yine devam edelim. Bu arada kaç oldu? 9'u aldık. 51, 33. Bu da sonuncusu. 51, 33. Şu an toplamda 10 tane şeyi aldık. Ülkeyi aldık. Şimdi hemen gidelim başka bir saate bakalım. Mesela şu an Kore'ye bakalım. Kore'de saat gece 3. Hemen şuraya Kore yazalım. 03 yazalım. Çift 0. Ve gidelim hemen ayarlar kısmından şu dil seçeneğine gelip buradan Kore'yi seçelim. Daha fazlaya basalım. Yok, ayarlara, dile basalım. Kore hemen şurada gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şu an oyun tekrar başlatılıyor ve ben Kore'ye dönüş yapıyorum. Gördüğünüz gibi her şey Korece. Buradan da umarım tekrar geri dönebilirim. Şurada bir uyarımız varmış. Neyse. Dilerseniz gece 3 olan Kore'de şu rakamlara bir bakalım. 42.000, 32.000. 42.000, 32.000. Devam edelim. 18.000. 169.000. Devam edelim. 262.000, 91.000. 91.000. 44.89. Bu arada bu köye bir saldırı yapılmış gördüğünüz gibi. Dışarıda şeyleri de görebiliyoruz. 28.12. Devam edelim. 12.31. 12.31. Devam edelim 7.'ye. 53.27. 53.27. Devam edelim. 97.67. Ve son olarak şuna da bakalım. 8.000, 5.000. Gördüğünüz gibi çok da bir fark yok. Şimdi ama sadece Kore ile yetinmeyeceğiz bildiğiniz gibi. Hemen şuradan gidelim ayarlara. Ve farklı hangi ülke var uzaklarda bakalım. Mesela şu an bize uzak neresi var? Oraya bakıyorum. Çin olabilir. Çin'de saat kaçmış şu an bakalım. Saat şu an gece 2 orada da. Çin, hemen yazalım şunu da. Gece 2. Tamam, basalım. Bir ülke daha deneyeceğiz. O da diğer kısımda olmasını istiyorum. Dilerseniz hemen tekrar şuradan başlatalım ve Çin'deki ganimet durumuna bakalım. 12.000, 25.000. 30.000, 26.000. 100.000, 68.000. Devam edelim. Şu an dördüncüyü alıyoruz. 6.000, 25.000. Devam edelim. 63, 71. 35, 19. 12, 5. 14, 51. Ve son olarak 57, 51. Tamam. Bundan da çıkalım. Şu an 3 tane ülkede, 3 farklı saatte ganimetlere baktık. Ki bunların çoğu gece. Dolayısıyla bizim de oralarda en azından daha güzel ganimet almamız beklenirdi. Fakat şimdi bir de biraz daha uzak kısımlara gidelim. Mesela İtalya'ya gidelim. Hemen şuradan İtalya'ya basalım. İtalya. Şu an saatine bakıyorum, İtalya'da kaçmış. İtalya.
İtalya'nın zaten ne yazık ki vermiyor. Hemen tekrar soralım. What's the time in Italy diye. Bu arada Google amcaya soruyorum. Şu an 19.01'miş orada da. İtalya'da yani. Hemen yazalım İtalya diye. 19.01. Yani bizden 1 saat daha gerideler. 3 aşağı 5 yukarı benzer rakamlar almasını bekleyebiliriz. En azından bizimle birlikte. Yani bize yakın rakamlar alırlarsa, ki şu an bizde saat dediğim gibi 8, onlarda da 7'ymiş. Hadi bakalım bir de İtalya'ya bakalım. Yüklenebilirse tabii. Bekliyoruz. Dilerseniz hemen bir çıkış yapıp tekrar girelim. Şuradan önce şunu kapatalım. Daha sonra da tekrar Clash of Clans'a tıklayalım. Evet, tekrar bir yükleme yapılıyor. Şu an İtalya'da dediğim gibi saat 7 civarı için görüyoruz. Ve hemen gidelim şuradan Atakko'ya basalım. Şimdi 38.40. 38.40. Geçiniz. 52.87. Geçiniz. 71.61. 31.17. Ki şu an görüyorsunuz, bakın Burak 67, Sezer Ölmez klanının Burak'ını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki hani direkt o bölgeye ait şeyler göstermiyorlar. 13.94'ü geçelim. 20.19'a, 20.109'a bakalım. Devam edelim. 35.35. 93.42. Ve son olarak da 28.201. Evet, şu an tekrar Türk kısmına dönüp bu elimizde sahip olduğumuz datalara şöyle bir genel olarak bakabiliriz. Evet, şimdi sonuçları alma zamanımız geldi. Yaklaşık 4 tane ülkeden ayrı ayrı 10'ar tane değer aldık ve altın ve iksirin de ortalamasını aldık. Ve Türkiye için saat 8'den bahsediyoruz, akşam 8. Ortalama ganimet değeri 32.500. Güney Kore için, ki şu an gece orada 3, şu an aramızda yaklaşık bir kaç saat var? 4-7 saat fark var. Orada 54.035 fark var. Ama İtalya'da şu an bizde 1 saat geride olan ülkede de 52.850 ortalama ganimet var. Ve Çin'de, ki şu an orada gece saat 2, 33.500 ganimet var. Bu da demek oluyor ki hiçbir şekilde Supercell'in de dediği gibi ülkeyi seçmek, gidip de ayarlardan şuradaki dili değiştirmenin ganimet üzerine herhangi bir etkisi yok. Bunu da bu şekilde test edip onaylamış olduk. Dileyen varsa kendisi de deneyebilir ama farklı bir sonuç alacağını düşünmüyorum. Evet, doğru, dönem dönem farklı ganimetlerle karşılaşıyoruz, fakat bunun herhangi bir şekilde dille alakası yok. Nitekim gördüğünüz gibi biz İtalya yaptığımızda da, Çin yaptığımızda da Türk oyuncularla karşılaştık ya da farklı ülkelerden oyuncularla karşılaştık. Genel olarak bu bölümden söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bu şekilde bu miti de çöpe atmış oluyorum galiba. Hemen şurada bulunan beğen ya da beğenme düğmelerine tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Hemen şu şeride tıklarsanız teknoloji kanalıma abone olur. Bu şekilde yeni teknolojilerden haberdar olursunuz. Ve son olarak da facebook.com/TürkçeClash of Clans adresinden en yeni Clash of Clans haberlerini alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.